Arkadaşlar bu soruda LED 7 parçadan oluşan LED lambalarla işte sayıların yanlışını göstermiş. Bunlar bir koda göre oluşturuluyormuş. Yani şuradaki ABCD'lerden hangisi yanıyorsa onlar yananlar 1 ile yanmayanlar 0 ile gösteriliyormuş. Diyor ki mesela iki tane rakam olsaydı diyor 7 ile 9 rakamının LED'lerinin kodları yazılsaydı diyor. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. 0 ile 0'ın toplamı 0. 1 ile 1'in toplamı da 2 olmayacağı için ya 0 ya 1 olacak. Yanıyorsa 1, yanmıyorsa 0 olacağı için 2'yi almıyor, onu da 0 alıyor. Bunları taraf tarafa topluyor, yeni kod oluşturuyor. Yeni kodun oluşturduğu şekilde aşağıda çıkıyor. Mesela burada çıkarılmış. Diyor ki 86 ile 17'yi toplarsak ne olur diyor. 86 ile 17'yi toplarsak ne olacak? 6 artı 7. 6'nın kodları nelerdir? Görmüş olduğunuz gibi sadece şu yanmıyor. Yani sadece B yanmıyor. B haricinde hepsi yanıyor. Şunların hepsi 1 arkadaşlar. 7'ye baksaydık, 7 olabilmesi için 7 de şu şekilde, 7 de şu şekilde gösterilirse A, B, C yanıyor. Onun dışında hiçbiri yanmıyor 7'nin kodunda da. Bunları 1 aldım, öbürleri 0. Şöyle yazdım. Bunları taraf tarafa toplarsam 1, 1 daha 0 demiştim. Arkadaşlar 1, 1, 1, 1. Yani görmüş olduğunuz gibi A ve C yanmıyor. Onun dışındaki herkes yani A ve C'yi yakmıyorum. Yanan kısımları şöyle tarıyorum. Diğerleri şu şekilde yanacakmış. A ve C yanmıyor. Diğerleri şöyle yanacak. Yani görmüş olduğunuz gibi şu şekil oluşacak. Şöyle şu oluştu. Yani şıklarımıza bakacak olursak cevabımız zaten ya C ya da D şıkkı oluyor bu durumda. Devam ettim. 8'de 1'in toplamı. 8'de hepsi yandığı için bunların hepsi zaten ne oldu? Hepsi yandığı için kodumuz 1-1. 1 olsaydı kodumuz, 1 olsaydı kodumuz ne olacaktı? 1 olması demek sadece şurada B ve C'nin yanması, şu kısmın yanması demektir. O yüzden sadece B ve C yandı, diğerleri yanmadı. Onlara 0 yazdım. Taraf tarafa toplarsak şu arkadaşlar 1, diğerleri 0. Yani B ve C hariç hepsi yanacakmış. Şekli yine kaba taslak çizdik. B ve C hariç hepsi yanarsa görmüş olduğumuz gibi şu şekil oluşuyor. Bak, bildiğimiz 3 oluştu yani şu oluştu. Şu oluştu. Ne gibi? Testten 3 oluştu. Yani cevabımız ne oldu şimdi? D seçeneği oldu.